Sayın YouTube artık bu son dönemlerde gelenek haline geldi. Oyunların satış miktarlarına bakıp bunların üzerine yorumlar yapıyoruz. Tabi bu sefer çok ilginç şeyler var. Son dönemlerde biliyorsunuz hiç öyle şey olmuyor yani. Genshin'dir, Wuthering Wave'dir, Honkai Star Rail'dir falan. Ee, yani şunu Burada ben de konuşmak istiyorum ya. Arkadaşlar ilk oyunlara bakalım. Görünüyor muyuz şu an? Evet görünüyoruz. İlk oyun. EFG Journey. 46 milyon dolar. Şimdi arkadaşlar ben geçen ay bir şey söylemiştim. Bu konu hakkında beni çok e, sorgulayan oldu. %100 kanıtı olmadığı için teknik olarak beni sorgulamakta haklılar. Ben geçen ay şöyle bir şey demiştim arkadaşlar. Zen'li zenzarunun satışları yeni çıktı biliyorsunuz. Mihoyo'nun yeni oyunu yani Genshin'in yeni oyunu diye düşünebiliriz. Mihoyo'nun yeni oyunu Zenli Zenzor'un satışları sanal olarak yükseltildi. Reklam olarak yükseltildi. Bunu özellikle önümüzdeki ay göreceksiniz diye söylemiştik. Çünkü oyunun çıkışıyla beraber tırnak içinde yalandan satışlar yapıldığına dair e, ikinci derece kanıtlarla belgeler, belgeler sunulmuştu. İnsanlar ve oynamayacakları halde oyuna para yatırdıklarına dair ikinci derece kanıtlar sunulmuştu. Bunu da önümüzdeki ay anlarız. Yani çünkü her ay böyle milyon dolarlar yatırılmaz diye geçen ay bir 100 milyon dolar vardı ortada. Bu ay ne olacak diye bakmıştık. Şimdi arkadaşlar geçen ay 100 milyon dolar kazanan oyun ne kadar kazanmış acaba? Yani hani 100 milyondan 50 milyona düşse 100 milyondan 50 milyon bile az da 100 milyondan hani bir aydaki düşüğü yarıya düşse mantıklı ama bakalım ne olmuş. Birinci de arkadaşlar. E, bu arada bütün liste var ben biraz yaklaştım ki biraz heyecanlı olsun diye. Show business. Birinci de EFK Journey var arkadaşlar. EFK Journey yeni gaça dünyasına girdi biliyorsunuz. Bu EFK Arena vardı. AFK Arena vardı. Bu şey değil mi ya? Mobilde olan. Evet evet. PC'de de var. Hatta Kaan falan oynuyordu Aysun'un kardeşi falan. Bu AFK Journey, ben de AFK Arena'nın dev devam oranı, AFK Arena'yı bilmiyorsanız yani böyle Overlord'la bile, Witcher'la bile hani kolab yapmış bir mobil oyun. Bu ay en fazla kazanan oyun arkadaşlar AFK Journey olmuş. Güzel. Geçen ayda ikinci sırada Leven Space vardı. Bence hak edilmiş bir yer. Neden hak edilmiş bir yer arkadaşlar? Çünkü... Yani Ayın bütün mükemmel. <laughs> yani Aysu dahil olmak üzere tanıdığım bütün kadınlar, bütün kadın izleyicilerim Leven Deep Space oynuyor. Nasıl bir oyun? Ee, erkek ya, avlamalı Oteme oyunu. Şöyle bir şey. Oteme oyunu ama bildiğimiz iki değerli değil. 3 de 3 boyutlu inanılmaz iyi grafikli böyle elindeki böyle yüzündeki göz altındaki damarlara kadar belli olan inanılmaz grafikli bir oyun ve Evet. Oyun... Chatim, YouTube chatindeki İrem atladı mesela. Cyrus falan kalp falan. Zayne'yi vermem ne yaparsanız ha, yapın. Kızlar böyle kendi aralarında işte... Zeynep'in doğum günü. Bu ay daha çok satış yapacak. Beşi, bu ayın 5'inde doğum günü. Bu arada Neyse. arkadaşlar bannerlar geliyor. 5 gün falan kalıyor. Adamlar para basıyor şu anda yani. Şey, mesela şöyle bir şey. Bu bannerlarda ne? Bu bannerlarda satılan şey de karakter değil. Skin de değil. Bu bannerlarda, bu bannerlarda date satıyorlar. Şöyle bir şey. Mesela ben mesela şu an wish atıyorum. Vişten kart çıkıyor. O kart bana çıkarsa doğum gününde beraber date'e gidebiliyoruz. Şimdi e, Mesela. Deva devam edeyim bir tane bizimle. <laughs> Aysu bu konuya girin şey yapmıyor. Fate Grand Order var yani. arkadaşlar 3. sırada. <laughs> Fate Grand Order var 3. sırada. Fate arkadaşlar şöyle bir şey. Ee, i̇nsanların League of Legends'ı gibi bir oyun. Yani Japonya'daki, Çin'deki insanların League of Legends'ı gibi bir oyun. Yani nasıl League of Legends'ı? Mesela şöyle bir oyunlar var biliyorsunuz. Adam yeni bir oyuna başlıyor, oynuyor, ondan sonra sıkılıyor. Bir tane oyuna dönüyor. İşte Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da genelde o League of Legends. İnsanlar bir şey evet. oynuyor, oynuyor. League of Legends'a dönüyor. İnsanlar bir şey oynuyor, 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 Counter'a dönüyor. İnsanlar bir şey oynuyor, oynuyor dönüyor. Bunlar da arkadaşlar genelde Japonya'da da Fate Grand Order abi. Fate adamların League of Legends adamlar başka gacha, tabii bu gacha sektörü için diyorum tabii ki onlarda League of Legends onları bunları oynayanlar var da genelde adam gidiyor gençine bakıyor 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 hop sonra Fate Grand Order'a yani laf var ya laf var ya arkadaşlar ee, işte tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürçültüklendirdi ya ah, kürçültüyken arkadaşlar adamlar için Fate Grand Order'da geçen ay 18. sıradaymış daha doğrusu geçen ay ee, herhalde 19'daydı işte şeye yükseldi yani 18 sıra yükselerek. 9 milyondan 28 milyona çıkmış. Arkadaşlar bakın farkındaysanız 28 milyondayız. Üçüncü 28 milyon. Gençinin bu milyonları nerede kaldı arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar 4. Gene AFK Journey global. Allah razı olsun yani yer de, de AFK Journey var. 4'te de AFK Journey var. Devam edelim. 5 Naruto Mobile. 5 Naruto Mobile arkadaşlar. Gene gençin yok. Body Link Wave yok. KS Star Rail yok. Yok. Ki farkındaysanız 20 milyon dolarlara indik. Arkadaşlar gene gençin yok. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben uzun zamandır diyorum ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi şunu anlatacağım. Sürekli arkadaşlar diyorum kusura bakmayın ama. Ben size bir süredir şunu diyorum açık dünya animeli gaçalı oyunlar artık baydı insanları. Çünkü insanlar şu döngüden sıkıldı. Oyuna gir 10 dakika oyuna çık. Oyuna gir 10 dakika oyuna çık. Wadering Wave, Genshin, Honkai Star Rail hepsi aynı yere geldi. Ben bunu diyorum insanlara. İnsanlar yok abi Genshin şöyle. Şu... Yok arkadaşlar. Ben oyun övmüyorum şu anda bakın. Hiçbir oyunu övmüyorum. Hani abi Wadering Wave'i mi övüyorsun işte Honkai Star Rail'i. Hayır arkadaşlar. İnsanlar baydı. Ayda 100 milyonlar satan oyunlar bak 100 milyonlar satan oyunlar şu anda bak 25 milyon dolar seviyesine indik. Yoklar. Devam edelim. Naruto Mobile Monster Strike. Yani şimdi bir sonraki bir sonraki Genshin Impact değil mi arkadaşlar? Hayır. Değil. 23 milyon. Bir sonraki yani kaçıncı bak 1 2 3 4 5 6 7 8. Genshin Impact. 8 bak. Satmıyor arkadaşlar artık satmıyor bu oyunlar. Satmıyor ya. Honkai Star Rail, aha. Honkai Star Rail. Genshin Impact arkadaşlar Çin'de satmıyor ya, Çin'de ya. Şu oyun arkadaşlar Çin'de satmıyor. Çin'de satmıyor ya oyun. Adamların veli nimeti arkadaşlar. Ve arkadaşlar şuna bakın. Geçen ay 68 milyon dolar, hatta totalde 100 milyon doları gören oyun bu ay 16 milyon dolar satmış. Bu ay 16 milyon dolar satmış arkadaşlar zannetsiz zoru. Geçen geçen ay 100 milyon dolarlardaydı bu. Bu ay 60 16 milyon satmış. Çünkü ben geçen ay demiştim. Hani ikinci derece kanıt olarak söylemiştim. Bu adamlar da bir hinlik yapıyorlar. Hani olmayan satışları gösteriyorlar ve kampanya yapıyorlar. Yani tabii ki bu %100 haklıyız. Demek olabilir mi? Tabii ki şöyle de olabilir. Zenle Zenzer'ı oynayanların hepsi aynı anda oyunu bırakmış da olabilir. Hepsi aynı anda ölmüş de olabilir. Veya oyuna bir ay bir, bir ay ya bugün oyuna girdim 1 milyon dolar yatırdım diyen adam 2 gün sonra oyunu bırakmış olabilir. Yani veya yalandan yapmış olabilir. Hangisine inanmak istediğiniz sizin kendi ee, şeyiniz yani. Siz neye inanmak isterseniz. Nick'e Hak edilmiş bir satış. Nikke çok satıyor. Nikke çok oynanıyor. Türkiye'de Nikke oynanmıyor ama arkadaşlar globalde Nikke'nin sesleri çok fazla. İşte Uma Musume Japonya'da zaten popüler. Ark Knight satıyor. Summoner var. işte falan filan. Wave Wave'de arkadaşlar 8 milyon dolara gerilemiş. Wadling Wave az satıyor bence. Ama Wadling Wave'de ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gene standart şu şeye düştü arkadaşlar. Ee, bu arada WDW ilk çıktığında 50 milyon dolarlardaydı gene. 8 milyon dolarlara gerilemesi gene kötü. Oyunlar arkadaşlar şuna düşüyor bakın. Aynısını Genshin'de, WDW'de, Honkai Star Raid'de bunu yapıyorlar bunu yapmamaları lazım. Dry patch yapıyorlar yani kuru güncelleme. Güncelleme geliyor kuru kuru ya abi. Bir geldi? Yani sen oyuncusun. Diyorsun ki güncelleme geldi oyuna giriyorsun hiç şey yok. Yani oyun atıyorum 4.6'dan 4.7'ye gelmiş. Ne geldi? Geldi işte 4.6 yazıyordu. 4.7 geldi. Ne geldi abi? 4.6'dan 4. yani sayı değişti. Tamam 4 yani 1.2'den 1.3'e geçtik. Sayı değişti. Ne geldi oyunda? Hani 1.2'yi bitiren adam 1.3'te ne oynayacak? Ya da bir şimdi şöyle bir şey. Badminton'e 1.0 geldi hadi. 1.1'de arazi de geldi. 1.2 falan. Ne var ortada? Bir şey yok. Yayınlarımızda sponsor ve reklam yoktur. Yayınların Bakın arkadaşlar, devam arkadaşlar. edebilmesi için abone olursanız Genshin Impact gençinin Genshin Impact 28'inde şey geldi biliyorsunuz. Mualeni geldi. 5.0 geldi. Bak. Ee, 5.0 geldi ve satışlar böyle. Ha diyeceksiniz ki Dante işte 5.0'ın piyata eklenmemiştir. Hayır arkadaşlar. Genelde banner'ın satışlarının en çok olduğu gün ilk günüdür. Yani ilk günü atıyorum 10 milyon sattıysa bütün banner'ın toplamı ilk gün 7 milyon satmıştır. Anladınız mı? Çünkü gelen ilk gün alır karakteri yani değil mi? Mantık Mantıken. Yani. Sen de şimdi diyor musun? Ya karakter geldi de ben almayayım ya. 3 gün sonra alayım. Yok sen girersin o. Mesela arkadaşlar Zilonen geldiği saniye alacağız biz. Mavuika geldiği saniye, nano saniye alacağız. Değil mi? Geldiği nano saniye alacağız böyle. Sizin de sevdiğiniz karakterler vardır mesela işte. Arda seviyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ya 3 gün sonra alayım bakayım demiyorsunuz değil mi? Giriyorsunuz oyuna. Aa karakter deyip alıyorsunuz. Bu oyunla da yani diyor. Genshin'de de Honkai Star Rail'da da oyun geldi ya saniye alıyorsunuz, değil mi? Saniyesinde. O yüzden yani burada 3 günlük yani 28 29 30 31 yani 4 günlük yani 28'i var, 29'u var, 30 var, 31. 4 gün. 4 aktif günün var. Yani banner'ın ilk günü Sa satışlar yapılıyor en çok. Yani dediğim gibi yüzde %80'i ilk gün satışlar yapılıyor. Yani. Yani. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gacha oyunlarına ben çok seviyorum bu oyunları. Bak ben arkadaşlar Genshin Impact'i seviyorum. İşte ne bileyim Zenli Zenzor oyun oynarım. Düzelirse oynarım. İşte ne bileyim, e Wordlink'te Wave oynarım. Ama bu oyunlar burada olmayı hak ediyorlar arkadaşlar. Hak ediyorlar. Neden biliyor musunuz? Oyuna içerik getirmiyoruz. Hadi ben ne insanlar bak. O uzun süredir oynayanlar yani oyunu 3 aydır, 5 aydır, 6 aydır oynayanlar şunu anladı. Ben bu karakteri aldım. Ne oynayacağım? Ben bunu aldım arkadaşlar. Aha. Ben bunu aldım. 182 wish'im var. Ben bunu aldım. Ne oynayacağım? Söyle bana ya ne oynayacağım? Karakteri aldım abi. Nereyi oynayacağım? Meppe geziyor. Ne, ne yapacağım abi? Karakterle yapacağım bir şey mi var? Bölge getirmişler fındık içi kadar. Bölge getirmişler arkadaşlar fındık içi kadar. Ben bununla ne oynayacağım ne? Bana onu söyle ne oynayacağım? Suda yüzeceğim. Nerede yüzeceğim suda? Yüzecek yer mi var? Ne oynayacağım bununla abi? E şimdi oynayacak bir şey yoksa adam niye para versin ki buna? Niye para versin? Ha bana söyle. Adam ya mesela kızlar para veriyor buna. Niye veriyor? Çünkü sen karakter alıyorsun. En azından böyle bir karakterle date'e çıkıyorsun. Fate Grand karakterler oynanabiliyor. Oyun sonu içerik var. EFK Journey. Oynayan insanlar beğeniyor bayağı. Bayağı beğeniyorlar. Ki oyun çıkalı birkaç ay oldu. Gene Hani globalde de satıyor bak. Globalde de satıyor. Afrika Journey'ini ben bile duydum ya. Hatta ben bile baktım. Yani. Levent, yani Fate Grand Order zaten dediğim gibi gaçacıların League of Legends'ı. Oyun bayağıdır var bu arada yani. 2015'ten beri var. Harbiden gaçacıların League of Legends'ı. Bu oyunlar yani düzeltilmesi lazım arkadaşlar. Bu oyunların şöyle ya da böyle düzeltilmesi lazım. Oyunu oynayan insan almaları lazım oyunlara. Ben size net söylüyorum. Ne Mihoyo'da. Ya Mihoyo'nun arkadaşlar oyunu oynayan yapımcısı yok. Ben buna %100 eminim. Ben de de. de dahil olmak üzere. Firmanın sahibi de dahil olmak üzere oyunu oynamıyorlar. Oynamıyorlar. Ya adam çıktı yayında ağladı. İnsanlar oyunu bırakıyor. Güncellemeden güncellemeyi geliyor diye. Biz sandık ki. Ben sanmadım bu arada. O yayında da söyledim. Hani o videoda gidin ağladığı videoda bakın. Bir bok gelmeyecek diye. Adam çok güzel güncelleme yaptık 5.0 sizi a kendimi affettireceğim oyunu bırakıyorsunuz ne olur beni affedin. Abi Ser gördük onu. Adam bak şunu yaptı bize bak. Adam şunu yaptı bak. Geldik. Oyuna girdik. Ne var abi? Hani şey oldu bak. Sesi yok mu? Sesi e, tamam bir daha açalım. Ha e, özür dilerim. Espri esprim bozuldu ya. Neyse hadi esp... aynı espriyi tekrar yapmışım gibi. Dünel! seni önce uzaya gel pişmanım gel geri gel. Yalvar ya beni ayağa yapayım ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım ne olur. Ne olursun Dünel! Sesini yapamıyorum. Yapamıyorum sesini Dünel

Dedi ki ben düzelteceğim ne olur geri dönün oyuna. Size kendimi affettireceğim. Eğildi böyle insanların e önünde. Kendimi affettireceğim ne olur. Gamerlar geri dönülmüyor e -e falan dedi. Ne oldu biliyor musunuz bak. Biz dedik ki ben demedim bu arada. Biz derken oyuncu diyorum ben inanmadım. O videoda da gidin inanmadığımı söylüyorum zaten. İnsanlar gitti böyle. Kapıya böyle. Kapıya gitti insanlar. Kapıyı çaldı böyle. Tak 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 diye. Tak 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 tak. Çaldı. Davey kapıyı açtı. Davey böyleydi arkadaşlar. 5.0'a girdiğinizde bunu gördünüz arkadaşlar işte. 5.0 bu. Ama elindeki silah değildi. Elinde başka bir şey tutuyordu. Davey böyle başka bir şey tutuyordu elinde. Yediniz arkadaşlar. Yediniz afiyet olsun. Ben yemedim. Siz yediniz afiyet olsun. Ethos Knight ah. seviyeye yükseldin. Böyle arkadaşlar devam edecek bu da böyle. Oyun kötüye gidiyor dediğimde abi çok güzel falan filan diyenler de buyurun afiyet olsun yani. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Benlik bir şey yok. Afiyet olsun. Oyun çok güzel abi.